Babamlar nasıl? İkisi de perişan oldular. Bir yandan sana üzülüyorlar, bir yandan Cihan'a. Abin Cihan'ı vurmuş dediklerinde inanamadım. Hala da inanamıyorum. Abi, bana kızgınsın hala. Hani Sıla'nın gidişini demedim diye. Kızgınsın. Şimdi ben affet desem, hangi birini affedeceksin değil mi? Çocukluğumdan beri hep dert oldum sana. Ben ne ettiysem bedelini hep sen ödedin. Hala da ödüyorsun. Narin. Ama hiç bilezliğe kırmadım kalbini. Sen benim küçük kardeşimsin Narin. Küçük kardeşler hep başa beladır. Seni bu yüzden seviyorum ben. İnandığın şeyin arkasından gittiğin için. Ufaklık nasıl? İyi. Çok iyi. İyi bak ona. Abi, Sıla'ya da kızma. O senin çocuğunu korumak için gitti. Başka çaresi olaydı. Biliyorum. Biliyorum Narin. Ben de öyle yapacaktım. Ne? Nasıl yani sen? Birlikte gidecektik. Çok uzaklara. Her şeyi hallettikten sonra ona da söyleyecektim. Ama sabredemedi yine. Abi bak bir şey diyeceğim ama... Üzülme Narin. Kızgın değilim Sıla'ya. Ama ben de çocuğun doğduğunda yanında olmak isterdim. Onu kucağıma almak. Sarılmak, öpmek, koklamak isterdim. Ama olsun. Güvendeler ya. Varsın uzakta olsunlar. Ya yok. Aslında pek uzakta değiller. Bedran Paşa izin vermemiş. Ocakta sancılar başlayınca Batman'da inivermişler. Nasıl yani? Batmanlılar mı şimdi? Peki ya Bedran? Doğmuş Allah'ın izniyle. Anam Boran Ağa'nın tıpkısının aynısına benziyor demiş. Gerçi abartmayı biraz sever biliyorsun. Peki Sıla? Sıla iyi miymiş? Bak oğlum, baban. Güzel gözlerini ondan almışsın. Şu an burada değil. Ama o da çok isterdi. Seni koklamayı, sana sarılmayı. Onu ne zaman görürsün bilmiyorum ama gördüğün zaman çok seveceksin. Hiç ayrılmak istemeyeceksin. Benim gibi. Defalarca aradım. Kapalıydı telefon. Numarasını değiştirmiş. O da sana ulaşamadı tabii. Peki orada Batman'da yanında kimseler var mı? Babam sabahtan çıktı yola. Gidiyor yanlarına. Varmış mı? Aradı mı? Yok. Aramadı.